Herkese merhaba arkadaşlar. Emlakçı Simülatör'ün birinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu Türk yapımı bir simülatör oyunu. Bugün bu videoya geçmeden önce arkadaşlar size bir duyuru yapmak zorundayım. Benim bir tane kuzenim var. Çok YouTuber olmak istiyordu dedi. Beni de şu ekranlarda bir göster dedi. Beni bu aleme bir karıştır. Ben dedim olmaz, herkesin yapabileceği işler değil dedim. Çok ısrar etti. Rüşvet teklif etti. En son ne yaptı ne etti. Aras gel buraya gel. Siz arkadaşlar kuzenimi tanıtayım. Gel buraya. Şu tarafa gel. Evet konuş, seni dinliyoruz. Konuş. Evet geldiğiniz gibi. Dur mikrofon tutma, sesin gitme, söyle. Evet geldiğiniz gibi aşağıda like butonu var. Ona basmayı unutmayın. Ve like atıp abone olmayı oğlum, unutmayın. Oğlum bu fırsat bir daha ne geçmez, başlatma like. Şöyle artist bakışı yap. Artist böyle. Gülüşe bak, burayı iyice ana iyice çocuk kanalına çevirdin ha. Hadi hadi git. Hadi git. Son bir şey söyle bak, gidin hadi. İşte gidiyorum bir şey demeden. Kaybol lan. Aras ağla, ağla. Ağla. Ağla, like isterken ağla. Like atmayı unutmayın. Tamam Aras. Çocuk kamerayı görür görmez like istedi. Bundan olur arkadaşlar, ben size söyleyeyim. Emlakçı simülatörü emlakçıların ne kadar güvenilmez olduğunu herkes bilir. O yüzden biz tam benim mesleğim. Geçelim arkadaşlar. Bu ne oğlum? Duruşları halis mi ama? Bu adamların yüzü neden bu kadar uzun? Hayatım boyunca hiç böyle barış görmedim. Kendimizi seçiyoruz ve hepsinin de farklı özellikleri var. Bu Barış, Cem, Mustafa, Ali hepsiyle ilgili bir... Şimdi ben bunların isimleriyle ilgili arkadaşlar... Espri yapmasam bu gece uyuyamam, kudururum. O yüzden hepsine bir combo yapacağım. Başlıyorum. Cem, Sivil Cem, Barış, Yarram'la Yarış, Burak, Burası Son Durak, Serkan, Erkan, Mehmet, Ahmet, Ahmet, Mehmet, Yusuf, Yusuf, Yusuf. Evet arkadaşlar, bu isimdeki arkadaşlar alınmasa sevinirim. Sadece şaka yapıyorum. Aramızdaki samimiyete dayanarak bu şakayı yapıyorum. Ben Barış'ı seçeceğim arkadaşlar çünkü Barış'ın şansı bayağı iyiymiş. Parası az ama şansı iyi. Ticareti de Barış'ı seçiyorum. Ay kendi ismimi koyabiliyorum. Umut Fışkırtan. Soy ismim Fışk. Güven veren bir emlakçı ismi nasıl olur? Umut Hırrı Bükülmez. Ay yetmiyor ya. Umut Hırrı Büküm. Bu da güzel oldu ha. Artık benim takipçilerim Hırrı'nın ne demek olduğunu öğrenmiştir. Yarrak demek. İleri. Eşini seç. Lan oyunda işte seçebiliyoruz. İpek, Derin, Ceylin, Defne. Lan ne güzel. Tipleri de çok güzel lan. Ama bu biraz tuhaf olmuş. Köle pazarında mıyım amına koyayım? Eşini seç de ne? O Ceylin'in memeleri neyle gözümü kör etti? Kadın erkek eşittir. O beni seçsin. Yemin ederim hepsiyle bir ömür geçiririm. O kay güzeller. O yüzden gözüm kapalı böyle rastgele gideceğim. Hangisini seçtim? Kimi seçtim? Göremedim ki amına koyayım. Kazino oyunları oynayarak para kazanabilirsiniz. Yükleniyor. Artık başlayalım ya. Bavulu aç ve içindeki paraları al. Dede. Eşim bu kim? Ben hangisini seçtim? Bunun ismi ne ya? Ama sen fotoğrafta sanki daha güzeldin. Yine güzelsin. Canım benim, yanlış anlıyorsun. Ama sanki gerçek hayatta daha bir sinirli gibisin. Oyunu çok sevdim. Yatak odasında başladı ve karım var. Ve ben seçtim. Hadi gel yatağa gel. Hadi gel yatağa gel. Başlarım işe, gel yatağa gel. Sana kocalık görevimi yapmak zorundayım. Benim görevim neydi? Arkadan bir şey kaldırmak. Galiba arkadaşlar daha yeni evlendiğimiz için utanıyor. O zaman... Nereye gidiyorsun lan? Lan gitme, evi terk etme. Utanma benden. Gitme lütfen. Tam bir öpücük kon. Nereye gidiyor bu? Fıtı 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 fıtı. Ne yapacak? Delidir, uzak durun. Evet. Şimdi belki ileride onunla yatma şerefine şey yaparım. Bavulda para alalım. Bu emlakçılık yapmak için bize gereken para. Satın alıyorum. 36 bin dolarım var şu an. Envanterimde Gipso, Donut, Burger King mi? Burger King görse intihar eder ama. Ay aşkım, burada ne yapsın? Çok zekidir. Ben işe gideceğim. Umarım akşama kadar azarsın da kocanı düşlersin. Bir de bakıyorsun başkalarıyla mesajlaşıyordur. Aldatılmaya hiç gelemiyorum dost. Hava ne kadar günlük güneşlik. Arabaya bak. Benim arabam yok ha? Gerçi benim de arabam var. Pickup. Oğlum ben emlakçı mıyım? Çiftçi miyim amına koyayım? Bunun ne işi var ya? 06 Kadayıf 1212. Ev bulma. Şehirdeki emlakçı arayan evleri bul. Sahipleriyle konuşarak bir aylık kiralama haklarını al. Bazı evleri satılıktır. Tabletime bir gireyim. Fotoğraflarım. Fotoğrafım yok. Ya da kilitli abi. Hırrımı falan çekmedim mi? Öyle rastgele herkesi çekebiliyor muyum? Mesela bak, bu sapık bu adamı takip ediyor. Ben buna karşı koymalıyım. O yüzden bunun götünü çekip onu tehdit etmeliyim. Yarına kadar banka hesabıma 500 bin dolar atmazsan götünün fotoğrafını yayınlarım. Siktir git. Konuşabiliyoruz. Ne bakıyorsun Erdem? Sadece merhaba demek istedim. Seninle ne işim olabilir ki? Yarram merhaba diyoruz amına koyayım. Sikişmeyeceğiz seninle. Hadi yol. Siktir git. Hemen bir ön yargı.
Emlakçı aranıyor. Dur musunuz? Evet, konuşalım. Selam, evimin kiralama haklarını almak istiyorsan 40.000 dolar ödemen gerek. İyi günler hanımefendi. Bende sadece 35.000 var, yani 36.000 var. Merhaba, tanışabilir miyiz? Karım bana yüz vermiyor. Seni ilk kez görüyorum. Merve'ler kötü kötü. Emlak işiyle uğraşıyorum. Umarım şehrimizi beğenirsin. Teşekkürler, belki başka zaman gezeriz. Merhaba. Sen evini kaça kiralıyorsun? 9.000'e. Bu ev için uzun zamandır bir emlakçı arıyorum. Aylık fiyatı sadece 9.000. İndirim yap. Yeni teklifim 8.000'e ben bu evi kiralarım. Fiyatı 8.000. Ya 8.700 olsun orospunun oğlu. Kabul etti. İlk evimizi aldık 8.700'e. Yani benim emlakçı şirketimdeki ilk evim bu. Aldığın evleri temizleyebilirsin, bu evin kira değerini arttırır. O zaman ben bu evi temizlemeye başlayayım. Oğlum emlakçılar ev mi süpürüyor ya? Hamam böceği girmiş ev amına. Hamam oğlanları. Siktir. Midem bulanıyor bunlar. Bunlar tuvaletten çıkıyor, kanalizasyonda yaşıyor bunlar. Böyle evi sürüp süpürelim. Ben evi süpürüp kiraya vereceğim, benim işim bu. Emlakçılar al sat kiralama işleriyle meşgul ya. Çöpleri toplayalım. Burada kim yaşıyorsa hayatı pek iyi değilmiş. Biri içip yerde yatıyormuş. Şimdi bunlara zehir zıkkım dökelim. Pıs. Çır 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 çır. Sizin yaşamaya hakkınız yok hamam böcekleri. Dünyada sevmediğim nadir canlılardan biri. Evi boyayalım bir de. Şöyle boya dükkanından bir de boya alacağız he. Oğlum ben ne biçim emlakçıyım? Ulan bu duvarda birini mi öldürmüş bu? Burayı da silelim. Kan fışkırtısı. Tamam evi temizledim komple güzel. Bu evi kime kiralayabilirim acaba? Benim şirketim nerede? Tabletten evleri ilana koy, kiraları günlük olarak toplarsın. Sahibinden temiz, boyanmış, döşenmiş, hemen böcekleri temizlenmiş, sadece 12.000 dolar. Muhasebeci. Aslı. Bana yaslı. İlayda. Ayda. Muhasebeci olmadan işe mi başlanır ayol? Tamam işe aldım. Yarın gelir galiba. Bu da benim koltuğum. Şimdi internete gireyim bilgisayardan. Ha siktir. Amına koyayım ben... Sahip oldum, evin fotoğrafını çekmedim ki. Nasıl ilana koyacağım? Neyse yarın hallederiz. Ben önce bir eve döneyim. Karım ne zamandır yalnız. Merhaba karıcığım. Merhaba. Burada ne yapıyorsun? Sadece oturuyorum. İşte sadece oturacağını benim kucağıma otur. Aklımda bir şeyler var. Bana söyleyebilirsin. Bu gece seninle olmak istiyorum. Bunu yapmak için yeterince enerjim yok. Tabii bunun için büyük bir enerji lazım. Kinetik enerji lazım bununkini kaldırmak için. Peki. İyi olsun. Ben de biraz eşimle film izleyeyim o zaman. Madem bana şey yapıyor, yüz vermiyor. Şu kovboy filmini izleyelim. Evet. Oo, çok heyecanlıymış aşkım. Anladığım kadarıyla bu filmde şey anlatılıyor. At var. Bence bu film Oscar hak ediyor. Özellikle şunun oyunculuğunu çok beğendim aşkım. Siktir kafam. Kafam hafa. Ulan hatun gitmiş benim yanımdan. Hani birlikte film izleyecektik. Ne yapıyorsun burada? Biraz işim var sonra konuşalım mı? Ulan sanki ben bunu zorla evde tutuyorum. Siktir git, benim karım varım değilsin buradan sonra. Boş ol boş ol boş ol. Enerjin gelince konuşalım. Uyuyalım tek başımıza. Ben de o zaman sekreterim Aslı'ya yanaşırım. Madem sen benim değerimi bilmiyorsun, sekreterim Aslı bilir benim değerimi. Ben önce Cihangir'deki evime gidip onun bir fotoğrafını çekeyim. Kadıköy'deki pardon. İşimiz çok uzun ya. Dur evin bir fotoğrafını çekelim, ilana koyalım. Evimizin 4 odası vardır. Yani aslında 2 odası var ama o kadar uzun ki evimizin odaları. 4 diye sayabiliriz. Kamerada yanıltmaca çekeyim. Çok büyük çekiyor bu kamera, geniş çekiyor görüyor musun? Dışarı çık. Şöyle bahçesi güzeldir evimizin. Böyle yakınlaştıralım daha büyük göz. Çekil buradan keltoş, orospunun oğlu. Senin kafana mı millet gibi yapacak? Çık git seni öldürürüm. Evet ofisime gireyim. Aslı geldi mi bugün işe? Oo merhaba sekreterim Aslı muhasebeci. Muhasebeciymiş. İşler nasıl gidiyor? Hemen giriyoruz web sitemize. Resimleri yükleyelim arkadaşlar. Bu eve aylık 10.000 dolar veriyorum. Bana kar getirmesi için ben bu 20.000'e kiraya vermem lazım. Günlük kira değeri 700 dolardan aşağısı beni kurtarmaz. İlanı gönder. Garajı var mı? Hayır. Eşyalı mı? Hayır. Okulu uzak mı? Evet. Şehri uzak mı? Evet. Lakin sıcak. Orada bu ev hissiyatı var ha. Ulan ben ne sadık bir eşim. Ofisime karımın fotoğrafını koymuş. Bak sen. Işıkları da açalım. Aslıcığım bir ihtiyacın olursa. Keşke benim karım da senin gibi narin olsaydı. Başı ağırmasaydı. Çöpler çöp kutusuna. Kağıt kutusu plastik. Ya siktir et ya onunla mı uğraşayım. Sen nedir oğlum enayi ne istiyorsun? Selam kardeşim nasılsın? Nere kardeş olduk seninle? Ne oldu ne istiyorsun? İlandaki evi 21 günlüğüne tutmak istiyorum. Hemen babacığım hemen.
İlandaki ev 2+1 odalıdır. Günlük kira bedeli 700 dolardır. Kardeşim teşekkür ederim. Bu ev çok ucuz, kabul ediyor. Ulan çok ucuza koymuşum. Ertan, çok güzel, müşteriler kapının önüne geliyor demek. Ertan'a günlük 700'den kiraladık. Bu arada kendi ofisimin ismini de bir gireyim. İç tasarım. Hayır, dış tasarım. Tabela. İsmin olsun emlakçımın. Bel oldu ya, bence iyi bir isim. Kuz emlak, sıcak ve mutlu yazacaktım isim adı. Sıcak mutlu. Şimdi ne yapacağım pek bilmiyorum arkadaşlar. Bir evim var, onu da zaten kiraya vermişim. 23 bin dolarım var. Eve gitmek istemiyorum. Karım zaten benimle ilgilenmiyor. Başım ağrıyor, götüm ağrıyor, sırtım ağrıyor. Hastalık ama hastane gibi kadın, ben ona gitmiyorum. O yüzden şeye gideceğim. Bakayım buralarda bir bar falan varsa oraya gidip ihtiyaç gidermem lazım acilinden. Bak ben onun ihtiyaçlarını gidermeye hazırım ama o benkini gidermiyor. Gazino. Gazino dayı. Dayı, içerisi güzel mi ha? Eşek kadar amına koy, millet ona dayı diyor bu. Pezevenk misin lan sen? Ben bunu nasıl dövebilirim? Merhaba. Merhaba. Sizi biraz okşayabilir miyim dayıcım? Buyur yeğen. Dayı şey diyecektim. Sen burada ne arıyorsun kazinonun önünde? Yuvarlanıp gidiyoruz. İstiklere git. Arabanı kaça satıyorsun? Bir de arabasını satıyormuş. Bir soralım. Buna sahip olmak için büyük bir adam olman lazım. Sen götün çok kaşındı. O yüzden ben seni bir seveyim biraz. Siktir git. Dayıymış. Dayısı ne? Al sana dayı. Neyse ben bu gazinoya gireyim. Şarkı niye eksik burada? Oğlum sana ne oluyor? Bu gerizekalılar yere bakıyor. Oğlum burası namuslu bir bölge değil. Şşt, gerizekalı kadına bassana, senin için dans ediyor. Ben sana bakarım güzellik. Eğlen, dünya boştur, eğlen coştur. Yalancı, para kaybetmişsin kesin, beni kandırıyorsun. Ben de oynayacağım. Evet, rastgele oynuyorum. Oğlum bir ton para eksildi. Kaybettim evet. Bir de oynayacağım. Oho, tutturdum, 1000 dolar aldım. Bir kumar oynayalım mı? Hiç anlamam, yemin ederim böyle işlerden hiç oynamam. 500 atıyorum, hatta 1.5K atıyorum, oyna. Ya bu kartları benim önüme koyan mutlaka benim götümü sikiyor. Bu çocuk saftır, anlamıyor. Evet, yine dağıttı. Hızlı. Stunt. Oğlum bir şeyler yaptım, kazandım ha. Şans eseri yok. Siktir et git, siktir git. Ağlama. Ağlama abisi. Orospu paramızı alırken nedir şimdi pişmanlık diyorsun? Bir gün bir kumarbaz çıkar, belanı siker gider işte böyle. Bunlar bu akşam pompa yapacak belli, her halinden belli. Oğlum oynamayın. Oğlum bak böyle kafayı yiyorsunuz işte, orospu çocukları. Oynamayın. Her zaman kasa kazanır hanımefendi. Ben diyorum, kimse beni dinlemiyor. Gazinoda pek bir şey yokmuş arkadaşlar. Ne garip bir yermiş lan böyle. Birkaç kıvırtan altın gördüm. Karımı çok özledim. Ben böyle yerlere girecek karıma bir vicdan yapıyorum, özlüyorum onu. Aşkım ne yapıyorsun? Bak bana hemen trip atıyor. Ben eve girer girmez koltuktan kalktı gitti. Niye böyle yapıyorsun? Yemin ederim ev kiraladığım için bu kadar geç kaldım. Ben seni aldatır mıyım ha? Yemek yaptın mı? Seni süpüreyim. Bir e-posta gelmiş, bana bir bakayım. Mail. Sistem. Bugün depo savaşları var. Mutlaka ziyaret etmelisin. Ya ne savaşı oğlum? Korkudan öldüm. Ben dedim biri benim evime mi saldırdı? Galiba ucuza bir yer kapmak için gidiyorlar buraya. Hemen gidelim. Depo savaşları dediği yere. Nerede durmam lazım ve nasıl, bu işler nasıl deniyor hocam? Bana ucuz bir şeyler ver. Ucuz kar getiren bir şeyler ver. Ulan bu konteynerler neye yarar ki? Götüyen alsın oğlum, benimle yarışabilecek var mı bu şehirde? Bunu da ben aldım. Konteynerlarım gelmiş, depo savaşlarından aldım. Bu konteynerler ne işe yarıyor? Açılıyor. İçinde eşya meşya çıkıyor. Aldığımız evleri arkadaşlar mobilya yerleştirebiliyoruz. Emlakçı arayan var mı? Emlakçı arayan var mı? Emlakçı aranıyor. Aradığınızı buldunuz. Bir şey diyeceğim. Sen emlakçının dikkatini çekmek için mi böyle giyindin? Benim karım var. Lütfen iş yaparsak bile ahlaklı bir şekilde yaparım. Merhaba, 8000 dolar. Merhaba Asya. İyi bir emlakçı olduğunu duydum. İyi bir emlakçı değilim. İyi bir emcuklayanım. Anladınız. Anlayan anladı. Benim sana teklifim helalinden. Sen 8000, sen 9000 demiştin değil mi ya? Helalinden 7200 veririm. Ya şu sıfırı da bir silemedik. 7200. Acem finalini 7200 yapabilir miyiz? Hemen kabul etti. Zehra çıplak dolaşmayı biliyorsun. Evinde de hamam böcekleri eksik olmuyor. Piu, burada frene bas. Frene bas. Araban freni tutmuyor ki. Ulan bu nasıl fren sistemi ya, amına koyayım. Frene basıyorsun, araba bir kilometre daha gidiyor. Sonra da birine çarpınca polis bizi suçlayacak. Dur.
şimdi eşyaları filan şu kamyona bir yükleyelim. Oh, ben bunları evlere yerleştirsem var ya, evin değeriyle bir artar ki. Kanepe koydum, saat mat koydum. Bir de şu yatağı versen usta yatak. Çok önemli bu ev için. Yeter bu kadar he. Arabama eşyaları yükledim, şimdi yeni satın aldım, eve gidiyorum. Burayı var ya öyle bir kiraya vereceğim ki en pahalısından. Eve radyoyu koyunca bakalım kira değeri artıyor mu? Evet artıyor, görüyorsunuz yukarıda. Eve eşya yerleştirdikçe daha pahalı kiraya verebiliyoruz. Nerede bir ikinci el mobilya varsa doldurayım buraları amına koyayım. Kar ederim. Siz düşünün, o kadar uğraş verdim ki bakın. Oturma odamız da hazır. Burada oturuyor mum eşliğinde. Pencereyiz diye televizyon yok ama yine de. Oğlum bu dönemde ev bulduğuna şükresin yani alan kişi de. Bana aylık maliyeti 8400 dolar. Ama inan edin, mobilyaları filan hepsini ben kendim yerleştirdiğim için ben bu evden 5000 dolardan fazla kazanmıyorum yani. O yüzden 1900 dolar günlük kira bedeli koyuyorum. Yani pahalıya biraz yakın diyor. İlanı gönder. Benim param bitti, biraz para verir misin? 1400 doları varmış. Hakikaten ha, sen bu 1400 doları nasıl kazanıyorsun? Bu karı, bu, hakikaten lan bu 1400, hele bana bak! O 1400 doları nasıl kazandın lan? Sen bizim namusumuza, ulan adını, orospu musun lan, doğru söyle. Sürekli bana diyor başım ağrıyor, bu parayı nereden kazandığı da belli değil. Sen bana vermiyorsan başkalarına para karşılığı veriyorsun o zaman. Oğlum bu eve, ulan ben bu eve para getireceğim. Sen de bana karla kapacaksın demedin mi ulan? Ha? Demedin mi lan? Orospu'yum! Ulan beni mağarama döndürtme ha. Buna teklif edeceğim, diyeceğim ki gel benimle uyu, benimle uyumayacak. Çünkü galiba benimle uyu, ben... Bak enerjisi yok. Niye enerjisini başka insanlara mı verdin? Başka... Şu tüfeği ver, şu tüfeği ver. Tüfekle korkutur. Ya benden hariç bu kime veriyor? Hele bir dur ya. Bana vermiyor zaten. Oğlum sen benim karımsın. Şşt. Nikahlı. Şşt. Hele bana bak. Şu an %90 bence orospuluk yapıyor. Bu parayı nerede getiriyorsa. İki günde bana 1400 dolar verdi ve benimle yatmıyor. Enerjim yok diyor hep. Bu arada ben 12.000 dolarım var ya. Bu galeriye gideceğim, bakayım bana göre araba var mı? Bu galerinin sahibi kim? Yani bana ucuz bir dördüncü el de olur, ağır hasarlı da olur. Merhaba, siz mi bakıyorsunuz? Araba işlerinden pek anlamışa benzemiyorsunuz. Eee? Burnunuz aynı Fiat Egea gibi. Evet arkadaşlar, humara girdim. 258 bin doları bir şekil kazandım işte. Orasını sormayın nasıl yaptığımı. Şehir kaybettim de çıktım, bir daha girdim, o sayede yaptım arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? İlk önce bir evime gideceğim, 258 bin dolarım olduğu için bir güzel huzurlu uyuyacağım. Ondan sonra yarın kendime en lüks arabayı alacağım. Biraz onunla tur atacağım derken öyle işte. Karıma merhaba bile demeyeceğim çünkü beni aldatıyor. Aha burada durmuş. Selam, gün nasıl geçti? Bilmem, paramı görünce sen bugün benimle yatmak mı istiyorsun? Seni gördüğüme sevindim. Aklımda bir şeyler var, rahat ol, benimle paylaşabilirsin. Hadi lan gel lan. Ben de seni arzuluyordum. Ulan param artınca beni arzulamaya başladı. Ne olacak? Evet. Ne yapacağım? Çömeliyorum. Yatağa mı tıklayayım? Bir dakika. Yatak. Oğlum ne oluyor lan? Nasıl da terbiyesizdi. Demek ki bu yüzden benle yatmıyormuş. Param azmış diye. Ulan karım bile paran azken senle yatmıyor ha. Ne güzel bir geceydi ya böyle. İki kumar oynamışım da karımın gönlünü almışım. Evet, 230 bin dolarım var. Bir galeriye bir uğrayayım arkadaşlar. Şu lüks Lamborghini midir nedir, onu bir alayım hele. Canın sağ olsun. Canın sağ. Lamborghini nerede? Burada bir Lamborghini vardı hanımefendi. 180 bine bu var. Lamborghini gitmiş. Neyse, bu da farklı bir yarış arabası. Belli tipinden belli. Alıyorum. Şu an galerideki en pahalı arabayı aldım. Dur. Egzozuna bak. Lan. Ejderha gibi araba aldım, size yemin ederim sahibinden. Çarpalım buna. Bak bunun evri yan dönüyor bak. İşte o kumar sayesinde oyundaki en lüks arabayı aldım arkadaşlar. Kendi ofisimi bir düzenleyeyim, zaten bir ton param var. Ofis dizayn, iç tasarım, eşyalar. Böyle hazır bir bakalım. Uf, ne lüks şeyler varmış. Bunda televizyon falan da var ama bunda da şömine var. Şunu satın alayım. İçerisi harika oldu, duvar. Duvar en pahalısını ver yine. Zemin. Ofisimi de dizayn ettim, dış tasarım. Evet arkadaşlar, ofisimin yeni hali görenleri şok etti. Merhaba. Muhasebeci, böyle lüks bir yerde çalıştığın için çok şanslısın şıllık. Şu yeni aldığım arabayı da bir modifiye edeyim. Plaka 31 BKR 69.
Evet, arabamı görüyorsunuz, yeni hali bel oldu. Uf, çok seski durmuşsun hatun. Arabam da aynen öyle. Şimdi yeni arabamı süreyim. Oğlum zenginlik ne güzel bir şeymiş lan. Uuu. Bum 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 bum. Ça 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 ça. Daha da bir sürü param var yani. Bak baba baba drift'e bak. Bu arkadaşlar taklalı drift. Evde denemeyiniz. Uzun lafın kısası arkadaşlar. Oyunun en lüks arabasını alıp burada bitirelim. Güzel bir seriydi, ben eğlendim. Sadece biraz humar oynamasaydım biraz uzun sürebilirdi. Humar oynadığım için çok erkenden bitirdim. Burada bir benzin istasyonu da varmış. Bu tarz farklı serilerin devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like atıp abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. $32